GFX100 serisini ilk duyduğumda orta format bir kamerayla video kaydı yapma ve sinemada kullanma düşüncesi belirdi. Bu alandaki en büyük sensörlerden birine sahip olması heyecan verici bir nedendi. İlk stüdyo testlerimizde oldukça beğendiğimiz GFX serisini bir set ortamında ve sinema sahnelerinde nasıl kullanabileceğimizi görmek istedik. Bu amaçla 3 ayrı sahne planladık. İlk sahnemizi klasik bir kafe pub sahnesi olarak düşündük. Mekanımızı daha dar ve sıkışık, düşük ışıklı bir alan haline getirdik. Bu sayede orta formatın yarattığı 3 boyut etkisini ve alan derinliğini oldukça iyi görebilme şansımız oldu. Bu kadar dar ve sıkışık bir mekanda yarattığı derinlik hissi oldukça sinematografikti. Ayrıca GFX gibi küçük bir kamerada profesyonel ekipmanların nasıl çalışacağını da deneme şansımız oldu. İlk başta küçük olmasının sorun olabileceğini düşünmüştük. Ama bağladığımız herhangi bir ekipmanda sorun yaratmadı. İkinci sahnemiz ise yönetmen Baran Gündüzalp ile yakın zamanda çekmeyi planladığımız uzun metrajlı filmden bir sahnenin testiydi. Bunun için gece motosiklet çekimleri yaptık. Motordan motora yaptığımız ilk çekimde yüksek ISO performansı bizi oldukça memnun etti. Hatta 12.800 gibi yüksek bir ISO değerinde bile çok güzel sonuç aldık. Kendi orijinal lensleri ve gimbal ile yaptığımız çekimlerde otofokus takibi ise ayrı bir merak konusuydu. Motosiklet gibi hızlı ve hareketli bir nesnenin takibinde bile iyi bir iş çıkardı. Tabela ışıkları gibi yüksek dinamik aralık isteyen yerlerde RAW çekebilme avantajı sayesinde hiçbir sorun yaşamadık. Tabi burada da kameranın 3 boyut etkisi ve derinliği bizi etkilemeyi başardı. Sonraki etapta anamorfik sinema lensleriyle bir çekim gerçekleştirdik. Burada kameranın boyutları ve imaj stabilizasyonu oldukça işimize yaradı. Daha büyük bir kamerayla bu tarz bir çekim yapmak oldukça zahmetli olabilirdi. Son sahnemize ise karlı bir orman tercih ettik. Bunun için kameranın dinamik aralığını ve keskinliğini iyi anlayabileceğimiz bir alan seçtik. Çok küçük bir ekiple gittiğimiz için bir kez daha kameranın boyutları avantajlı hale geldi. 250 mm'lik tele bir lensle bile imaj stabilizasyonu sayesinde elde çekimler yapabildik. Hava karardığında ise yüksek ISO performansı devreye girdi ve ateş dışında herhangi bir başka ışık kaynağı kullanmadan çekimlerimizi yapabildik. Bu çekimlerin sonucunda GFX100 serisinin büyük sensörüyle oldukça sinematik görüntüler alınabildiğini deneyimledik. Boyutları ise birçok alanda bize kullanım kolaylığı sağladı. Ayrıca imaj stabilizasyonu ve otofokus özelliği çekimlerde işimizi çok kolaylaştırdı. RAW kayıt yapabilmesi ise büyük bir avantaj. Post prodüksiyon sonrası birçok alanda, hatta sinemada gayet verimli kullanılabilecek bir kamera olduğu sonucuna vardık. Hatta yönetmenimizle bir sinema perdesinde sonucu daha iyi gözlemleme imkanımız bile oldu. Bu güzel, heyecan verici deneyimi sizlerle paylaşmakta cabası.